Evet değerli Köy TV izleyenleri, Çınarlı Makine'nin sunduğu fuarımız tüm hızıyla devam ediyor ve şu anda fuarımıza Konya'dan katılan Sunar Yem'deyiz ve yanımızda firmanın teknik destek müdürü Sayın Ahmet Torun Bey var. Ondan firması hakkında ve ürünler hakkında detaylı bilgi alacağız. Öncelikle Ahmet Bey, hoş geldiniz programa. Teşekkür ederim Muhammed Bey. Beni davet ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Rica ederiz. Ahmet Torun kimdir? Ahmet Bey, sizleri tanıyalım, sonra Sunar Yem'i tanıyacağız efendim. Evet. Ben Sunar Yem'in teknik müdürüyüm Muhammed Bey. 12 yıldır Sunar Yem'de iştigal etmekteyim. Sunar Şirketler Grubu yarım asırlık tecrübesi olan bir firmadır. 113 ülkeye ihracatımız vardır. Kendi markalarımızı bu 113 ülkeye de pazarlamaktayız. Yaklaşık 1200 kişi şirketimizde istihdam edilmektedir. Birinci önceliğimiz ülkemizdeki ithalatı azaltacak ürünleri üretmeye çalışmaktır. Bu konularda çok önemli zaten. Yani gerçekten çoğu yem katkı ürünü, farklı ürünleri, yem ürünlerini hep yurt dışından alıyoruz. Sadece yem katkı olarak düşünmeyin Muhammed Bey. Biz birçok konuda, işte nişasta sanayinde, ondan sonra yağ sanayinde oldukça hakim bir şirketiz. Sunar Şirketler Grubu tarıma dayalı sanayi alanında 6 tane şirketi bulunmaktadır. Mısır nişasta ve nişasta bazlı ürünler üzerine iştigal etmektedir. Elita Gıda bitkisel yağlar üzerine iştigal etmektedir. Taze meyve ve kuru meyve alanında NCS firmamız bulunmaktadır. Bunun yanında Sunar Özlem adı altında un ve yem sanayinde iştigal ediyoruz. En genç şirketlerimizden biri olan Sunar MP'de biyo bozunur plastik üretiyoruz. Bunlar yaklaşık 6 ay içerisinde doğaya karışabilen plastiktir. Biraz da isterseniz Sunar Yem hakkında bilgi vereyim sizlere. Sunar Yem 1997 yılında faaliyetine Osmaniye'de başlamıştır. Akabinde Konya'da ikinci tesisimiz devreye girmiştir. İki fabrikamızda aylık, özür diliyorum, saatlik kapasitemiz yaklaşık 50 tondur. Kanatlı yemleri, büyük baş yemleri, küçük baş yemleri üretmekteyiz. Bunların yanında mısır fleki üretimimiz de vardır. Muhammed Bey, bizim işimizin merkezinde hayvan sağlığı var. Hayvan sağlığını gözeten yemler üretiyoruz. Yani süt verimini, et verimini destekleyen yemlerimiz aynı zamanda o derecede de hayvan sağlığını gözetiyor. Bizim yemlerimizi kullanan müşterilerimiz de, özür dilerim, bizim yemlerimizi kullanan hayvanlar da yüksek canlı ağırlık, yüksek et randımanı alınırken, özellikle besi yemleri için konuşuyorum, ayak tırnak sağlığını koruyoruz. Süt yemleri içinde konuşmak gerekirse yüksek süt verimini destekliyor. Bunun yanında ayak tırnak sağlığı ve kısa zamanda gebe kalma konusunda oldukça başarılı yemler üretiyoruz. Şunu sormak lazım, yani burada büyük bir Ar-Ge çalışması da yapılıyor haliyle, değil mi? Evet. Ahmet Bey. Evet Muhammed Bey. Ürettiğimiz yemleri öncelikle çiftliklerde deniyoruz. Hakikaten biz çiftlikler konusunda oldukça uzman bir fabrikayız. Toplam müşteri profilimizin %50'si çiftlikler, sığır besi çiftlikleri veyahut süt sığırı çiftlikleri. Bir de çok iyi hizmet verebilen bir firmayız Muhammed Bey. Satış sonrasında işletmelerde tükettirdiğimiz yemlerin performansını ölçüyoruz. Takip çok önemli zaten. Aynen. Akabinde hayvanların bu yem tüketimlerini takip ediyoruz. Onların hali hazırda ellerinde olan kaba yemleri analiz ediyoruz. Yoncalarını, mısır silajlarını,
kendilerinin yetiştirmiş olduğu dane hububatları analiz ediyoruz. Bunlara göre TMR programları yapıyoruz. Bu programlar en ekonomik optimizasyonunu, en ekonomik şekilde maliyetleri ortaya dökebilen programlar. Sonrasında yemlik karması, TMR yönetimi, vagon kullanımı, bu konularda çalıştığımız çiftlikleri yönlendiriyoruz. Dolayısıyla sonucunda süt veriminde artış görüyoruz. Hayvan sağlığı ve döl veriminde iyileştirmeleri görmemizin yanında dışkı analizleri yaparak yemin sindirilebilirliğini de ölçmeye çalışıyoruz. TMR yapılırken arkadaşlarımızla, özellikle sahada çalışan arkadaşlarımızla yem elekleri var. Bunlarla yemin karmasının nasıl olması gerektiği konusunda arkadaşlara bilgiler veriyoruz. Çiftlik sahiplerine bilgiler veriyoruz. Yemlik yönetimi konusunda yine yemlik nasıl kullanılmalı, hayvanların önüne nasıl süpürülmeli, bunlar konusunda da çiftliklerimize bilgiler veriyoruz. Biz olaya bir yandan da şöyle bakıyoruz. Çalıştığımız çiftliklerin seviyesini yükselttiğimizde dolaylı olarak da süt veriminin de yükseleceğine veya et veriminin de yükseleceğine inanıyoruz. Bunun yanında danışman hocalarımız var. Bazı konularda da danışman hocalarımızdan destekler alıyoruz. Bulunduğumuz bölgelerde toplantılar veriyoruz, seminerler düzenliyoruz. Böylece müşterilerimizin seviyesini yükseltmeye çalışıyoruz. Peki Ahmet Bey, son olarak konu çok uzun. İnşallah bunlarla ilgili farklı programlar da yapmak isteriz. Süremiz de fuarda kısıtlı olduğu için. Fuarı değerlendirirsek, bugün ikinci gün bakıyorum standla yoğun. Nasıl değerlendirirsiniz fuarı efendim? Şimdi bizim hiç olmadığımız bir bölge. Dolayısıyla biz burada bayilik organizasyonunun ilk tohumlarını sermeye başladık. Dün itibariyle de ilk bayiliğimizi verdik bir ilçemize. Şimdi Ege bölgesinde amacımız bayilik organizasyonunu tamamlamak. İzmir'de ihtisas fuarı olmasından dolayı bundan öncesinde misafir olarak geliyorduk. İlk kez katılımcı olarak katıldık. Gerçekten de geç kaldığımızın farkına vardık. Hakikaten çok iyi bir iletişim oldu. Çok fazla sayıda ziyaretçi aldık. Bunun da satışlarımıza ve bayilik organizasyonumuza yansıyacağını düşünüyoruz. Keşke daha önceden katılmış olsaydık diye düşünüyoruz. Geç olsun, güç olmasın diyelim Ahmet Bey. Evet. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sizlere de efendim. Evet değerli Köy TV izleyenleri, Sunar Yem'den Ahmet Torun Bey'e çok teşekkür ediyoruz bize verdiği detaylı bilgiler için.